İKAS'ın e-ticareti anlatalım. Profesyonel SEO ayarlamalarıyla Google'da üst sıralara çıkabilirsiniz. Sepetinde ürün unutan ziyaretçilerle iletişim kurup satışlarınızı arttırabilirsiniz. Botlarla iletişim kurmak zorunda olmadan 7-24 çalışan müşteri destek hattına sahip olabilirsiniz. Pazar yerleri entegrasyonunuzu yapabilir, hatta özel kampanya kurguları bile ekleyebilirsiniz. Ve e-ticarette İKAS hızını yakalayabilirsiniz. Evet ilk roundda Fenerbahçe Başka. bölümünde. Ya bu Sofyan Amramat'ı çok küçümsüyorlar be abi. Niye be abi? Ben de anlayamadım, ben de anlayamadım bir nokta ya. bu yani. Yani Sofyan Amramat'tan üst kalite var mı? Var. İşte var, evet. Kante var. Yani var işte Tottenham'daki şey var. Sar kardeşimiz evet. var değil mi? Yani var yani ama. ama aynı oyuncu da değil. Yani, yani Sofyan Amramat çok gözün kapalı böyle güvenilir alt bir kere çok seri bir oyuncu. Yerden e, müdahaleleri çok iyi bir oyuncu. Topu hiç ben şey böyle adama geçildiğini... <laughs> ya ben hiç şöyle bir şey hatırlamıyorum. Bu Sofyan Amrabat diyelim. Rakip takım oyuncusu geliyor. İşte Amrabat'ın burasından geçti. Ya şu Galatasaray maçı var. O sol bek Solbeck yani. Abi, ne işi var o ta, Ten Hag'ın? İş bilmezliği yani. Hag bir de diyor ki ben Harry Potter değilim. Sen bence Ten da değilsin. <laughs> Ten Hag değilsin abi sen yani. Kel Hag. Ya bilmiyorum <laughs> ne Hag işte. Ektirir yapar o da. Ya bir Arne Sloat kesin değilsin. Değil. O, o Kesin değilsin yani. Neyse. Ee, abi Avrabat gayet iyi oyuncu. Bir kere Mourinho futbolu için böyle oyuncular. Şimdi Mourinho'yu düşünelim. Abi e, bir kere Chelsea'de hatırlayalım şöyle bir. Abi makalele yani Real Madrid'in o birinci galaktikos projesinin post <laughs> olmasının sebebi Zidane'lara, Beckham'lara rağmen Ronaldo'lara rağmen makalenin makale gönderilmesi. Forması satma öyle mi dedi? Gel, verin bana. 50 yıl sonra üstü iki kere şampiyon oldu. Tamam çok para harcadılar ama parayı akıllıca harcadılar işte. Ya. makalele mesela bence değerine göre çok ucuza geldi. E Sofyan Amrabat da Türkiye Ligi'nde o makalele fonksiyonu yapabilecek bir önce Yani bir kere Dünya Kupası'nda çok iyiydi abi. Fas İspanya maçı açın izleyin. İşte Avrupa Kupası'nda da Fenerbahçe'nin çok işleyenebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Lakin bence böyle Fred'in dengi bir oyuncu daha almaları gerekiyor. Yani Amrabat dışında bir de onu da almaları Hani İsmail Amrabat tamam. Şimanski tamam. Ee, Mert Hakan yarım ee, ama var yani 6. Yani ortası açın da iyi ha. işte Serdar dedi ki Ali senin İrfancanın sonunda 8'de denetme ee, olayını Mourinho hocan da düşünüyormuş iyi dedim hmm. valla yani ben artık vazgeçtim o sevdadan ama Mourinho hoca yaparsa yapar güzel e bir de Fred benzeri bir sağ ayaklı Brezilyalı Brezilyalı değil ya, sağ ayaklı bir Güney Amerikalı alsan çok dinamik çift yönlü oynayabilen. E tamam hani Avrupa Kupası lig o sanki gider. O yüzden Medina'ya gidiyorlar. Biz bu Medina programa öyle girerken bir haber verirken. Medina evet. öyle bir oyuncu mu sence? Yani, bence öyle abi. Yani, Peki. bence öyle. Medina öyle bir oyuncu. Yani ne çok net bir böyle savunma önü kesicisi ne inanılmaz hücuma giden bir şey. Tam o aradaki e, bu iki işi de yapabilecek Fred olan oyuncu. Etrafına artı bir ekleyen oyuncu. Artı bir eklersin yani sürekli o artı biri verir sana Medina. Bunlar tabii ki bizim gece yarısı işte Liberdo Teres, Osu Busu, Sudamericana falan izlediğimiz maçlarda uykulu gözlerle ama güzel. rüyamdan dönmeden ya. izlediğim <laughs> maçlar yani. <laughs> güzel ama. maçlar ya. Güzel maçlar oluyor tabii. Paldır küldür acayip kıran kırana maçlar da oluyor. Bence Medina'ya yüklenmesinin sebebi de bu Fenerbahçe'nin. Ve hmm. benim de kendi adım en çok e, keyif aldığım noktası da bu. Doğru mu diyorsun Ben Fenerbahçe'nin... Diyorsun ki ikinci bir Fred... İstatistiklere göre Fred'li Fenerbahçe'nin puan ortalaması, evet. Fred'siz Fenerbahçe, evet. Lille maçı, Olimpiyonun oyundan çıktıktan geçen sonra... Geçen sene şampiyonluğun kaçması... Fred'in olmadığı bir maç yerine Medine'yi rahatça oynatabilir miyiz? Ben co O zaman Medine'yi oynat Medine oynattığın zaman başka oyunculardan da daha üst randıman alabilme ihtimalinde var. Yani Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçından sonra yaptığı keşke 3 şimanski mi olsa lafı bence boşuna bir laf değildi. Bu... İsmail'i ve hatta Fred'i dersizleştirecek bir laf ha, değil. Fred'i de. de. çok özlüyorum dedi zaten. Evet, Fred'i de özlüyorum. Keşke 3 şimans kim olsa bunlardan birisine bir şey olduğunda benim sistemimin işlemesi lazım Mesela Her maç 3 şimans ile çıkmak değildi o laf. Benim onlara bir şey olduğunda yorgun olacaklar, cezalı olacaklar, göstermesini sakatlık yaşayacaklar. Orada benim sistemim doğrudan işlesin diyor. Bak yani bu kadar güçlü bir merkez bloğuna bir ya da iki oyuncunun da alınmasını konuşuyoruz ki Sofyan Amrabat geldi zaten. Bak şeyi arıyoruz biz oraya artık. Dördüncü net adamı arıyoruz yani Medina üzerinden. Bence çok doğru planlama. Net çok doğru bir planlama. Çünkü Fenerbahçe fizik kalite olarak bu ligdeki en iyi iki takımdan birisi. Mevcut şartlardan ee, konuşuyorum. Yani Ceydin Osterwolde'den Cikus'una, Bekasuna, Çağlar'ına, Mert Müldür'üne, Osay ne kadar. Cebimizde. Sofyan Amrabat'ı, Fred'i, Şimanskis'i, İsmail Yüksek'i. Dört. Şu an henüz yorulmadıkları için Dušan Tadić, Edin Džeko daha şeyde değiller. Yorulsalar da İrfan Canla. Ah İrfan Can geliyor, Enesli geliyor. Planlama tamam. Muadili olmayan tek adam var şu anda. Sen maksimal. Evet, o kadar. Evet. Bak başka hiçbir şey yok Fenerbahçede. Evet. Her şey var. Muadil olmayan tek adam sen Maksimum. Rekor puanla ikincilikte de yani İrfan Can sağda, Tadić solda da evet. o da bayağı işlemişti. Ama artık şunu gördü Fenerbahçe bence bunun üzerinden gidebilir miyiz? Ben de sana orada fikrini sorayım. Bazı takımlar var. Teknik olarak başa, baş edemediyorlarsa fizik kaliteyi yükseltip birebir çarpışmayı tercih ediyorlar. Bakınız Göztepe maçı. Fenerbahçe ikinci yarı gitti maçta. Verdi yani. Enes'in sol ayak plasesiyle kalecinin kurtardığı şuttan sonra Göztepe Gerçekten o kendi tezahüratındaki gibi hafiften hafiften yüklen yüklen Gösterpe. Yani <laughs> evet, hafiften hafiften değil ya. abi. Tam Dur, yani? Haftan. Hafiften hafiften gelip maçın sonunda harbiden yüklendiler, golü buldular. Bunu becerdiler. Maçın sonunda Fenerbahçe taraftarının Kadıköy'de 10. dakika tezahüratı vura vura vura, kıra, kıra, kıra. onu Gösterpe yaptı. Evet. Sonra dön. E Jose Mourinho Alanya Spor maçından sonra da "Pilemiz bitti." dedi. Belki böyle çevrilmedi. Şimdi e, hatırlamak için açıyorum. E, şeyde. Için. Tamam? Gösterpe maçına bak yani o dakikalara. Nasıl yüklendi şey? O yüzden Fenerbahçe'nin mümkün olduğu hep, kadar hep böyle Beşiktaş övgüsü var. Her evet. sayfa her gidiyor. Kendisini fiziksel olarak <laughs> zorlayacak Hı, sadece en Türkiye'de en değil. değil. Fenerbahçe Avrupa Kupası maçları da oynayacak. Şimdi Avrupa Ligi'ne gidiyorsunuz orada Jose Mourinho teknik oyunla değil, birebir çarpışarak iş çözmek isteyecek ve Fenerbahçe'nin şu anda elinde çok çarpışacak oyuncu var ama çarpışacak oyuncuların çoğu bir de aynı zamanda kaliteli oyuncular. Yani sadece koşan basan oyuncular değil. Sofyan Amrabat'ın Fred'le beraber bir oyun kurmasını hayal edelim. Oyun kurduğunda. Evet, değil. evet. Oldu. Topu da iyi kullanabiliyor canım. Tabii yani bir, sadece kesici bir altı numara Tabii değil canım... ki. Top kullanıcı bir altı numara aynı ya zamanda. Ya o bir şey de Manchester United'da yani performansın iyi olmaması sebebi kimin performansı iyi ki? Evet. Allah aşkına kimin iyi? Fred'in de iyi değildi ki son zamandaki performansı. Değil abi. Değildim. Ama tam Süper Lig'lik oyuncuydu ve Süper Lig'in süper Önümüz oyuncusu oldu. oldu. Bu kadar basit. O yüzden ben bu planlamayı çok doğru bir planlama olarak görüyorum. Göztepe bak... maçını açtım bak. Ha. 85'te Livakovic yine kurtarıyor yazmışım. Evet. Saves again ha. yazmışım hatta. Evet. 81 yine kurtarmış. 85 kurtarmış. Şimanski tehlikeli olabilecek yerde cezanın yayında foul yaptı. Tiyaniş Frikik Livakovic hı hı. kurtardı. Livakovic bir daha kurtardı. Seken topta Romulo şut bak anladım. Çok iyi anladım demek istedim. Çok teşekkür ederim. Mevzu bu birazcık. Bir daha. de şimdi kurun içerine Amrabat geldi ya. Yani nasıl beğenmezsiniz ya? Yani? Tabii canım. Yani ben <laughs> Büyük bir güncelleme abi yani bu yani. Kurun için babası bile ya bizim oğlan iyi ama Sofyan keşke yani bizim <laughs> benim tuttuğum takımda oynasa dese yeridir yani. <laughs> Ben o yüzden Fenerbahçe'nin bu planlamada çok doğru hareket ettiğini düşünüyorum. Yani net çok doğru hareket ediyor Fenerbahçe. Muhtemelen de bir sol bekle de kapatacaklar transferi gibi geliyor. Benim. Bu Alex Telis Türkiye'de takımla görüşüyor. Beşiktaş aklıma geliyor. Hı -hı. Öbürü de Fenerbahçe olabilir mi transferin son anında? Aa, bence Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hepsine menajeri gitmiştir. Temsilcisi gitmiştir. Beşiktaş Galatasaray yakopsu aldığı için gündemden düştü. Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı günler. Beşiktaş gündem. açısından şöyle mantıklı. Yani teknik direktör bek kullanımı açısından. Hakikaten Masuaku gibi Alex Telles'in de savunması çok eksik. Hı hı. Ama tıpkı Masuaku gibi süperlikte ofansif özellikleriyle çok Her katkı zaman. verebilecek bir oyuncu. Her zaman. Evet. Her zaman yani. Her yani, zaman o işi şey yaparlar. Bu yorumu çok beğendiler herhalde. Evet, var. Teşekkürler. Arkadan, ya. arkadan, ya, teşekkür arkadan ya. böyle şey. Seinfeld dizisindeki like gibi. Bak alkış geldi. Alkış geldi. Sitkamlar da olur ya. Fenerbahçe'de ama yani şeyle... Osterwold ile alakasız bir oyuncu. Akıdem Osterwold ile alakasız. Ama Osterwold aynı zamanda dördüncü stoperi Cuzomar. Yani peki, ben ben öyle bakıyorum yani. Ama Osterwold aynı zamanda da savunmada çok dengeli oynamasını, e öndeki Sen Maxime'nin daha özgürce oynayabilmesini de sağlayan Emniyet sübobu Bek. Öyle. Yani Alex Delisi Emniyet sübobu yaparsan balans ayarının çok bozulabilir. Ama Jose Mourinho'nun kafasında şu olabilir mi peki? E, hep denediği, Roma'da da sıklıkla özellikle 70-75 maçlık performansından. Hmm. Zalewski. E, ben bir üçlü savunma çıkayım hmm. Avrupa Ligi'ne. Hani Osterwold'e. Üçlüye getirin yine konuyu. Bir şekilde Kunde'ye getirin. Kunde'ye getirin. Kunde'ye getirin. Ama bir maçta daha yaptı. <laughs> bir maçta daha yaptı Jose Mourinho'nu. Yani net üçlü çıktı. O ne çıktı böyle Kunde'ye getirme getirmek. Kunde'ye getirmek. Ben Kunde'ye getirme yani. <laughs> Yeni güreş programı. Kıspetsiz Şimdi, olur. Kıspetsiz, kunda'ya getirme. Kıspetsiz, kıspetsiz olur. <laughs> kıspetsiz olur. olur. <laughs> <laughs> evet. Tamam yani öyle çıkıp Avrupa Ligi'nde ben daha dengeli ve daha fizik kaliteyi de daha da üste çıkartarak oynayayım da olabilir. Uzman Alexey sizin üçlü savunmanın solunda da iş yapar. Diğer tarafta da Osaydı veya da Mert Müldür kullanımı. Ona göre hareket edebilirsiniz. O üçlü savunma üzerinden orta sahayı kurgularken o zaman belki de yükünüzü hafifletecek bir oyuncuyu dışarıda bırakıp koro koro mücadele ederken daha farklı bir kurguyla da oynayabilirsiniz. 3-4-2-1 gibi, 3-4-1-2 gibi Ilgaz, neyse. İnşallah böyle Gasperini hoca bir gün sana rastlar seni direkt kursuna geçirip evla, yani manevi evladı. Geçerim. Üçküsü Üçküsü olmada gerçekten gerçekten. Yani. Ilgaz Gasperini <laughs> oluruz yani. <laughs> olması gereken kağıt Ilgaz'da. Teşekkür <laughs> ederim. Şöyle Fenerbahçe'nin rakiplere de bakalım. Sen Jiloaz geçen sezonun gerisinde bariz şekilde. Evet. Ama fizik kalite olarak adamlar hala o şekilde mücadele evet. etmeye çalışıyorlar. Evet. Twente ile keşke Beşiktaş da oynsaydı ki oynayacak. Evet, evet. evet. E, hoca Hollandalı ya çok iyi. Twente ile oynadı geçen sene. Twente güzel oynamaya çalışıyor olmuyor. Manchester United 24 Ekim'e kadar hoca değiştirir toparlanır mı? Ama İstanbul'a geldiklerinde İstanbul'da bizim yani. genellikle kekimiz oluyor Manchester United'ı <laughs> <laughs> Mutsal, Solu, Öbeşim, <laughs> şey o var. böyle Emre iki efendi oyuna girdiği zaman iki tane net pozisyonu alsaydı o zaman da Mesut'u Morinho çalıştırıyor <laughs> ya <gülüyor> bak Ben kendim yerlere atmıştım o pozisyonu. Abi sen Beşiktaşlısın. Ne alakası var ya? Türk takımı Fenerbahçe, Galatasaray oyunu ya. ayrıca çok iyi oynuyor ya. Yani. Germain Lens'in de da... En iyi oynadığı maçtır abi. Evet doğru ya. Sonra Efendim o kadar ama... kötü oynadı ki insanlar <laughs> çok iyi oynadı maçı var, Zaten abi. demişti baba. Ben Fenerbahçe'den başka takımla oynamam diye biz <laughs> dinlemedik abi işte. Ee, AZ yine Hollanda ekibi. Ya Hollanda ekibi çıkması çok iyi Tabii, bir şey. Evet. Slavia abi Slavia bak. Mesela tam fizik kalitede evet, evet, Ama şey atletik yapacağım. de geçerli o. Evet, fizik kalitede. Evet kesinlikle. Bakma bu sezonu puan olarak kötü başladılar ama Atletico Madrid maçında 90. dakika özellikle ikinci yarıda Atletico Bilbao ya çok daha hakimde oynadı. Hı -hı. atletiği çok zorluyordu. Herhalde fiziksel açıdan en canavar takımların başında Öyle. geliyor. Doğru bir kurguyla Trabzonspor'un Lyon deplasmanında Hami Mandral'ın jeneriklere girecek şey, geçiren, e, şey gol sevinci vardı ya böyle omuzları böyle tiki taka çok yapıyordu Çok değişik takımlar. <laughs> <yani>. evet, <laughs> takımlar çok Omuz tiki yani. takası yaptığı gol sevinci vardı. Lyon bizim Beşiktaş'ta oynayacak. Evet. Bekliyoruz. O ben çok de güzel pankart. Deve Bak. Erol, tebrikler abi. Bak mesela şey yani. Ama en, güzel maç. Lyon'u fizik kalite olarak ezebilirsin şu Bak anda. ben de şöyle düşünüyorum. Lille sezon başı hiç elendin ya. Fred de var. 23 Ocak'ta Lyon'u yenersen, şöyle net bir oyunla evet. yenersen, Mourinho'nun takımı ne kadar geliştirdiğini gösterir. O da Süper Lig'de daha fazla şampiyon olma ihtimali olarak Kesinlikle. geri döner sana. Taraf, Test maçı o. Tekrar arkanı alırsın yani bütün taraftan. Ve yine taraftan. böyle Wi-Fi şifresi takımlardan, Michelin geldi. Gel, evet. Kaç ses üstü de 1, 2, 3, 4, 5, 6 güzel. <laughs> Bunu çarkı <Çarkıfelek'te> sorun yenisini <laughs> Mehmet <laughs> <Şurada. Dilipler> mi? <laughs> Ama o başka bir şey sunuyor. Şimdi Cem Davran sunuyor çarpı biliyorum, Biliyorum biliyorum. Ya fark etmez ki Cem Davran. Ben cem izledim. ben Cem Dar D. Davran'ı çok seviyorum. Ben de aşağıya seviyorum. İnşallah izliyorsa programımızı ben kendisini bayağı seviyorum. Galatasaraylı Cem Galatasaraylı. Bizim, pa bizim Paris'e geliyordu orada. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ye Galatasaray. Bizim kahve var ya İngiliz konsolosun oradaki. Ya Paris'in has elemanlarındandır o yani. Efe Ceylan beni oraya götürdü. Gel seni Paris'e götüreceğim diye bildiğim bilardocuya gittik abi. Oralet falan filan. Fenerbahçe'nin böyle Avrupa Ligi fikstürünü niye e, dile getirdim? Çünkü Mourinho varken Avrupa'da da sen iş yapacaksın. Asla evet. geçen sene de iş yapıyordu. Bir daha söylüyorum. Tekrar edeceğim. Bir daha da söylemeyeceğim. İsmail Kartal hocam. Ben seni insan olarak ne kadar seviyorum sen biliyorsun. Geçen sene Şube Olympiakos maçında Fred'le İrfan Can'ı oyundan almasaydın şu anda senin Kadıköy'de heykelin vardı hocam. ya evet. İsmail Kartal heykeli. O kazayla. Tabii canım. Kızcağızının aldığı, evet. evladının aldığı kazayla. Ya hocam. Morinyo şimdi kazandırsa da diyecekler ki Morinyo zaten o. Hani diyecekler. Ah hayat kısa. Ha, evet. O zaman hayat kısa. Ya, kartal uçuyor. <laughs> Beşiktaş'a geçebiliriz hemen yani. geçelim abi. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atan'ınla tutanın iyi olacak dedik. Abi şu hale bak ya, ha. şu hale bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Beklersin.